Arkadaşlar bu videoda size Pixel Mago Flash'ı elimden geldiğince tanıtmaya çalışacağım. Pixel Mago Flash ilk duyurulduğunda acaba dedim Pixel Flash yapabilir mi diye bir endişe duymuştum. Sonra bir web sitesinde Pixel'in Flash için test edecek insanlar aradığını duydum. Hemen başvurdum. Başvurduktan 2 hafta sonra da Flash elime geldi. Daha önce de ben başka flashlara da inceleme yapmıştım. İnceleme yaptığım siteleri de örnek olarak gönderdim. Sanırım beğenmişler, bana flashı gönderdiler. Flashı ilk aldığımızda, elimize ilk aldığımızda dikkat çeken en önemli şey flashın yapısı, sağlamlığı. Flash o kadar sağlam ki yani döndürürken bile bazen şöyle biraz zorluk çekiyorsunuz. O kadar sağlam diyebilirim. Daha önce başka flashlar da inceledim, test ettim. Özellikle Yongnuo flashlar, bu kadar sağlam bir flash görmedim diyebilirim. Nissin bile bu kadar sağlam değil. Bu kafanın 90 derece yukarı dönmüş hali. Sağa sola 180 derece dönebiliyor. Yani normalde flashlar 180 derece dönmez sağa sola. Sadece sol tarafa 180 derece dönebilir. Bu flash her tarafa 180 derece dönebiliyor. Zaten bakın ses o kadar sağlam ki yani hiç bir boşluk falan yok, esneme yok. Çok sağlam. Şimdi flash'ın en önemli özelliklerinden bir diğeri video lambasına sahip olması. Burada bir video lambası var. Bu özellikle az ışık ortamlarında, gece özellikle bu ışığı yakarak daha makinenizin daha kolay netleme yapmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi flash'ın bağlantı yuvalarına bakalım. Stüdyoda kullanmak için gerekli sync soketi, harici batarya bağlayabilmek için gerekli olan yine external battery socket dediğimiz yer. Burada da flash'ı tripoda bağlamak için gerekli yuvayı görüyoruz. Burası batarya yuvası ve gerçekten yapı çok sağlam bir yapısı var. Burada hemen USB girişini görüyoruz. Yazılım güncellemesi yapmak için bu imkan da mevcut. Ben flash'ı Sanyo analog pillerle test etmiştim. Sanyo analog pillerle flash'ın dolum süresi yaklaşık 2.9 saniye. 10 tane flash patlamasını kaç saniyede yaptığını test etmiştim. 29 saniyeye çıktı. Sonra 2700 mAh'lik GP pillerle test ettim. GP pillerin amperi biraz daha yüksek olduğu için GP pillerle flash patlama süresi, daha da flash dolma süresi 2.7 saniye olarak çıktı. Şimdi flash'ı açalım. Karşımıza bir piksel yazı çıkıyor ilk açıldığında. Ben flash'la daha önce oynamıştım. Şu anda LED menüsünde flash. Buradan şuraya bastığımızda buradaki seçenekler arasında geçiş yapıyoruz. Ses modunu, işte AF özelliğini, yanı ışığın yanma süresini falan buradan ayarlıyorsunuz. Uyku modunu, uyku süresini buradan ayarlıyorsunuz. Buraya basılı tuttuğumuzda birkaç saniye flash diğer bir menüye geçiyor. Buradan da diğer menüye geçtiğinde de burada flash'ın master özelliğini, kanalları ayarlayabiliyorsunuz. Slave fonksiyonuna geçti. Tekrardan kanal ayarları buradan yapılıyor. Şimdi tekrardan normal menüye geçelim. Buradan gördüğünüz gibi zoom ayarlamayı buradan yapıyoruz. 200 milime kadar gidiyor. 20 milime kadar düşüyor. Güç değiştirmesini artı eksi düğmesi, artı eksi yazısının olduğu yerden. Sync düğmesinin olduğu yerden de flash'ı yüksek enstantane moduna, birinci perde, ikinci perde moduna geçiriyoruz. Bu LED düğmesine basılı tuttuğumuzda, LED düğmesine bastığımızda da flash'ın lambası yanıyor. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güçlü bir lamba. Kullanım kılavuzunda 4 watt diye belirtilmiş. Herhalde öyledir. Tabi bunu test etme imkanımız yok. Lock düğmesine geçtiğimizde ise flash'ın hiçbir düğmesi çalışmıyor.
yani kilitleniyor daha doğrusu. Böylelikle herhangi birisi yanlışlıkla ayarlara falan bassa, düğmelere bassa değişiklik olmayacak. Şimdilik kısaca anlatacaklarım bu kadar. İnşallah flash kısa zamanda elime geçer ve şimdiden talep vermiş olanlara en kısa zamanda gönderirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.